some wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sonunda duş aldım. Saçlarım beslensin diye 3-4 gündür yıkanmıyordum. Normalde ben gün aşırı yıkanıyorum. Ve saçlarım bayağı bir kurumuştu. Yine kopuyordu hatırlarsanız, sarı olduğu için altındaki. Ama kopmaları falan baka baka bayağı bir azalttım. En az seviyeye getirdim. Böyle sürekli saçımla ilgileniyorum. Neyse dedim ki hazır tatile çıktık. Böyle 2-3 gün... 3 gün mü oldu, 4 gün mü oldu? Yıkamayayım. Tabii ki çok rahatsız etti alışık olmayınca. Neyse ki bugün duşumu aldım, bakımlarımı yaptım. Normalde bu yaptığım bakımları gece yapıyorum, öyle yatıyorum. Gece yapmamın sebebi de işe gitmek için, akşamdan banyo yaptığım için. Akşam temiz cildimi, bakımlarımı yapıp yatıyorum. Bugün de artık gündüze kalınca banyo işi, dedim ki bakımlarımı yapayım. Şimdi bugün yatak odasındayım. Burayı toplayacağım, temizleyeceğim. Ve bir şekil değişikliği yapmam lazım. Bu sefer can sıkıntısından yapmıyorum şekil değişikliğini. Şu banyo kapısı ve karşıda balkon kapısının olması acayip bir sorun oldu. Yazın sıcaktan dolayı kapının lastikleri erimişti. Hatta gündüz vakti kapı yapışıp açılmıyordu. O kadar erimişti. Akşamüstü böyle hava soğuyunca değil mi? Hani o sıcakları biliyorsunuz. Normal seviyeye gelince kapı açılıyordu, balkon kapısı. O yüzden de alttan hava kaçırmaya başlamış. Ben oraya bir şey taktım. O bile etkili olmadı. Şöyle ikisi cereyan yapıyorum ve sabahları kalktığımda boynum, omzum, sırtım, belim, yani yorganın altında olmayan neresi kaldıysa kafam. Kafam bile arkadaşlar cereyanda kalınca gerçekten çok kötü oluyordu. Ağrılarla kalkıyordum. Uzun zamandır değiştirme fikri aklımda. Yalnız bir türlü vakit bulamadım. Sonrasında artık dedim ki tatile çıktım, yapayım. Şimdi krem sürünce de böyle terliyor yüzüm. Gözeneklerim hemen kapanıyor. Neyse bugün onlarla uğraşacağım. Tek sıkıntısı şu olacak. İki başta da priz var ve telefonlarımızı orada şarj ediyoruz. Komodinlerin üstünde. Komodinleri de mecbur oraya geçireceğim. Artık yine buraya şifon yeri geçirsem, bu tarafa yani yatağın başlığının olduğu tarafa şifon yeri geçirirsem şarj sorunu da çözmüş olurum diye düşünüyorum. Şimdi annem portakal reçeli yapıyor. Portakalları soyuyordu. Bir de kuru fasulye pişiriyoruz. Onu da size göstereyim. Sonra işlere başlayalım. Şimdi mutfağa geldim. Annem fasulyeyi bu şekilde pişiriyormuş. Ben de ilk defa şahit oldum. Ben normalde soğanlı işte salçasını kavurup üstüne de fasulyesini de pişiriyorum. Sonrasında salçasını ekleyecekmiş. Bakalım nasıl olacak. Yıllardır böyle yiyordum, nasıl bilmezsin diyor ama ilk defa görüyorum. Şimdi annem de portakalları hazırlıyor. Böyle kabuklarını, bunlara bir kaynat, hatta iki kere mi kaynatacaksın? Üç. Üç kere kaynatacak. Geçen sene de ben yapmıştım galiba. İçini koysak mı koymasak mı bilemedik. Annem geçen sene kendine yaparken koymuş, ben de koymamıştım. İçlerini ben ne yaptım ki acaba, yedik mi onu da hatırlamıyorum. Neyse.
dedim ki ben de bir kavanoza koymayalım, bir kavanozda da içleri olsun. Bakalım, içini koymayınca böyle berrak bir görüntü oluyor. Annem içini koyduğunda da böyle daha koyu kıvamlı bir şey olmuş. Şimdi dediğim gibi annem bunları hazırlıyor. Sonrasında kaynatmaya geçecek. Şimdi kabukları böyle şeyde haşlıyoruz. Bu bunun değil mi? Bir taşımı yaptık. İkinciye bu. Acısı çıksın diye yapıyoruz. What had happened to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Come one.
something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be yours. Şimdi bitirdim. Değiştirme işini falan. Şu makyaj masasını düzenleyeceğim. En çok kullandıklarımı elimin altına koyacağım. Bu arada Dyson'ın filtresi dolmuştu bugün saçlarımı kuruturken. Onu da temizleyeyim. Bir de böyle filtre işleri var. Onun dışında ay çıktı çıkacak beceremedim bir türlü. Şöyle döndüreyim. Düğüm olmuş şey. Sapı. Bunun da yapabilirsem. Ay. Kendimi paraladım resmen iş yapacağım diye. Filtresi dolunca kesinlikle kendini çalıştırmıyor. Hazır elimde fırçası falan da var. Şimdi temizledim. Şimdi dışındakileri temizleyeceğim. Bu deliklerin içi dolunca çalıştırmıyor kendini makine. Şöyle şöyle kolay bir şekilde temizleniyor. Böyle aldığımdan beri herhalde 3 ya da 4. temizleyişim. İlk bozuldu sanmıştık. Meğer filtresi dolmuş. Bayağı bir şey akıyor buradan. Ay, sapın atayım bari de. Saçlarım kısım olduğu için daha detaylı. Bakın kum çıkmış. Odanın tozundan herhalde. Bu şimdi oradan sürekli düşüyor gibi oluyor. Raftan. Diyorum ki orada makyaj malzemelerimin bir kısmı olsun. Bir kısmı da bu tarafa koyayım. Hem şifonyer bu tarafa geçince orada da fiş oldu artık. O yüzden daha rahat kullanırım diye düşündüm. Şimdi burayı bir toplayayım. En çok kullandıklarımı bir şeye getireyim. Oraya böyle çöplerimi falan atmışım. Yüzümü silip silip oraya koymuşum. Onları da toplayayım. Bir şu kısım kaldı. Yeri süpürülecek, silinecek. Buradan çıkıyorum artık. What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Evet, şükürler olsun temizliği bitirdim. Yatak bu şekilde oldu. İki komodin de sığdı. Ondan sonra şifon yeri bu tarafa aldım. Tyson Bey bizden önce yayıldı. Buradaki takı dolabını şu köşeye geçirdim görünmesin diye.
Burası da böyle bir ferahlamış oldu. Şarj aletinin birini buraya taktım. Biri de şurada şöyle. Bu Dyson diyorum ya, düşüp duruyordu orada. En azından saçım falan kurturken şurada da priz var. Onu kullanırım. Burası böyle daha ferahladı. Şöyle odayı gösterirsem. Yani kocaman bir alan oldu. Şuralar falan halı küçük kaldı ama şurada ayağımı ben böyle çıplığa basmayı sevmiyorum. Yani taşa direkt basmayı. Halının birini de oraya koydum. Oda ısınmaya başladı galiba. Bayağı fark ettirdi yatağın başlığı. Çünkü gerçekten o camdan acayip soğuk geliyordu dediğim gibi. Ve sürekli diyorum ya, rüzgarda yatıyor gibiydik. Karartma perdeler hiç hoş durmuyor ama karartma perde olmayınca da çok aydınlık oluyor içerisi ve sabah erkenden uyanabiliyoruz böyle tatil günlerinde özellikle. Tyson Bey'in kuruluşuna bakın. Böyle yatak odası tertemiz oldu. Bitirdim işleri. Banyo tukatısıyla uğraşırken annem reçelleri yapmış. Şöyle içini de koyduk, bu arada doğradık. Ondan sonra yatak odasında bitenler vardı şöyle. Ve bu Bim'in parfümü çok hoşuma gidiyor kokusu ama çok kalıcı değil. Şöyle bir kaş usturası vardı. Umarım bu eski olandır. İki taneydi çünkü yeni yatmam. Sonra şu rimel geçen gün sürmeye kalktım. Pastelin bir rimeliydi. Bu da yine kurumuş. Onun için atıyorum. Şunu bitirdim. Bir tane daha almıştım. Bu da böyle farmasinin de galiba. Testleri gönderiyorlar. Öyle bir parfümdü. Bunları da çöpe yolluyorum. Böyle bugünlük işimiz bitti. Evet, yorucu ama güzel bir iş çıkarttık. Burası sanki yankı yapmaya başladı, boşalmış gibi böyle. Neyse, ebeveyn banyosu falan temizleyeceğim ama tatili büyük ihtimal herhalde temizlik yaparak geçireceğim. Kendimi çok fazla yormuyorum. Ha, burada bir şey var sanırım, telefonum tozlanmış. Yani yormadan her gün bir yer böyle halledeceğim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bu arada kanala yeni gelen arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz, iyi ki benimlesiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.